Değerli katılımcılar, bugün 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Pratik Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği ve Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu olarak ortak bir basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldik. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ederiz. Sırasıyla Belediyemiz İklim Değişikliği ve Pratik Müdürlüğü, TUMOP ve Kent Konseyi Su Çalışma Grubu olarak açıklamada bulunacağız. TUMOP adına Bodrum İKK Üyesi Sayın Temay Yaman ve Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu adına Sayın Yürol İnan söz olacak. Belediyemiz olarak söze başlamak istiyorum. Türkiye'nin turistik açıdan en popüler bölgelerinden biri olan Bodrum, sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olmaktadır. Bodrum son yıllarda özellikle COVID-19 pandemi süreciyle birlikte nüfusun artışına paralel olarak bir dizi altyapısal sorunla karşılaşmıştır. Bu sorunların başında ise suya erişim gelmektedir. Diğer yandan yüzyılın başından itibaren dünyada gözlemlenen iklim değişikliği Ege bölgesinde, hatta bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz havzasında da yağış rejiminin değişmesine ve uzun kurak dönemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum Bodrum gibi su kaynakları sınırlı olan bölgelerde su kıtlığı sorununu daha da belirginleştirmiştir. Özellikle yaz aylarında turizm sezonunun zirveye ulaştığı dönemlerde su ihtiyacı artmakta ve mevcut kaynaklar bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. İklim değişikliğinin tetiklediği uzun kurak dönemler bölgenin zaten hassas olan su kaynaklarını daha da zorlamaktadır. Su kıtlığı sadece fiziksel bir problem olarak değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir kriz olarak da karşımıza çıkmaktadır. Su kaynaklarının azalması, tarımsal üretimi ve günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyerek yarımadanın sosyoekonomik dengesini tehdit etmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim ve adil paylaşımı, barış ve istikrarın sağlanması için kritik bir öneme sahiptir. UN Water ve Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre 2024 yılının Dünya Su Günü teması barış olarak belirlenmiştir. Bu tema, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve adil bir şekilde paylaşılmasının, insan haklarının korunması, ekonomik kalkınmanın teşviki ve çevresel bütünlüğü sağlanması açısından kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Dolayısıyla su konusundaki barışçıl işbirlikleri toplumda eşitliği teşvik edildi ve refahın artmasına katkıda bulunabilir. Bodrum Belediyesi olarak su yönetimi konusunda barışçıl işbirlikleri ve toplumun su kaynaklarının yönetimine aktif olarak katılmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmasını taraftarıyız. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum, ilgili tüm paydaşlar ve halkımızla işbirliği yaparak su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ortak projeler geliştirmeye hazırız. Bugün Dünya Su Günü'nde TUMOP ve Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, Bodrum'un suyun adil, eşit ve sürdürülebilir yönetimi için önemli bir adım olacaktır. Şimdi sözü Yürop ve Semay Yaman Bey'e. Teşekkürler. Değerli basın, çok değerli, kıymetli dostlar, hoş geldiniz. Benim suyla ilgili bahsedeceğim biraz canı sıkabilir ama gerçekleri biraz diyebiliriz. Dünya Su Günü ilk kez 1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan gündeme getirildi. 1993'ten itibaren katılım her yıl katlanarak artmaktadır. Birleşmiş Milletler ve ülkeler bugünü tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla somut çalışmaları ödüllendirmek ve Birleşmiş Milletler tavsiyelerini uygulamaya ayırmışlardır. 2002 yılında Birleşmiş Milletler içme suyunu temel insan hakkı ilan etmiş ve katılan devletler bunu vatandaşlarına sağlamakla yükümlü oldukları yönünde oy vermişlerdir. Çekimsel kalan ülkeleri bilmek isterseniz 4 ülke: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya ve Kanada. Bunlara oy vermemiştir. Suyu sadece içmek için kullansalar iyi. Tarım yapmak, sanayi malları üretmek, hijyen, temizlik ve hatta bilgisayar işlemcilerine sahip olmak bile yeterli suya sahip olmamıza bağlı. Bu türden su olmazsa bildiğimiz haliyle insanlık yok olur.
Çünkü doğadaki canlıların çok çok azı bizim gibi ihtiyaç duyduğumuz, bizim ihtiyaç duyduğumuz türden suya ihtiyaç duyanlarda var olan suyun büyük bir bölümü bizim işimizi görmez. İşimizi gören su miktarı dünyada sadece %0.3'tür. Üstelik buna tüm akarsu ve nehirlerdeki hareket halinde olan tatlı su kaynakları da dahildir. Bize hayatı öneme ihtiyaç olan tatlı suya üç şekilde temin edebiliyoruz. Havadan yağan direkt ya da oluşan akarsular sayesinde, işte barajlar var. İkincisi, yeri kazıp küçük büyük yeraltı rezervlerine ulaşarak. Üçüncüsü, son derece maliyeti yüksek, enerji gerektiren bir teknoloji kullanıp tuzlu suyu tuzdan arındırarak, yani desalinizasyon yoluyla. Ancak bunların hiçbiri yakında 8 milyarımıza yeterli olmayacak. 10 milyarımıza falan hiç yeterli olmayacak. Sıcaklar yükseliyor. Her yıl daha da yükselecek. Ya yağışlar kesilirse, ya kuraklık artarsa, ya yeraltı rezervler, ya eriyen buzullar nedeniyle deniz seviyesi yükselir, tuzlu su, tatlı su kaynaklarına karışırsa, ciddi bir kuraklık vurduğunda ilk hangi ülke, hangi büyük şehirlerimizin temiz suya erişimini kesilecek bilmek isterseniz, coğrafi pozisyonları gereği, nüfus ve altyapı pozisyonları gereği, Cape Town, Kahire, Mexico City, Tokyo, São Paulo, Pekin, Melbourne ve Londra. Muhtemelen bu bölgelerde daha 2030 yılı olmadan büyük krizler yaşayacağını göreceğiz. Son yüzyılda baraj gibi teknolojilerle çöllerin ortasında bile şehirler kurabildik. Ama o zaman da güvendiğimiz şey yağış sezonlarının düzenliliğiydi. Küresel ısınma nedeniyle ne mevsim normali diye bir şey kaldı, ne yağmur sezonu ne de uzun vadede öngörülebilirdi. Yapılan tespitlere göre, kriterlere göre dünyada en riskli bölge kuraklık nedeniyle en tehlikeli olan iki ülke Hindistan ve Pakistan. Bu ülkenin akarsu kaynakları himayalardan beslenmekte. Her geçen yıl bu akarsuların debileri azalmakta ve yaklaşık 700-800 milyon insanın hayatı Himalayalardaki sulara bağlı. Ve bu iki nükleer güç birbirine düşman. Kaynaklar tükenir, savaş çıkarsa 10 milyarlar göç edecek. 10 milyarlar göç edecek. Savaş çıkmaz, su tükenirse yine 10 milyarlar, belki de 100 milyarlar göç edecek. Her şekilde dünyada öyle bir modern kavimler göçü bekliyor ki böyle bir göçü durdurmak imkansız olacak. Dünyanın %79'u sularla kaplı ve bu suyun miktarı 1 milyar 386 kilometre küptür. Bunun %97'si tuzlu su, %2.7'si ise buzullarla dolu bir şekilde bulunmaktadır. İnsanlığın kullanabileceği göl, ırmak, dere buna benzer gibi tatlı su kaynaklarının yüzdesi ise sadece %0.3'tür. Dünyanın atmosferinde tüm ırmaklardan daha fazla su vardır. Havadaki, eğer havadaki su buharı eşit bir şekilde yeryüzüne düşerse, dünyanın her noktası 2,5 santim derinliğinde suyla kaplı olur. Türkiye'de suyun %72 sulama, %11'i sanayide, %16'sı içme ve kişisel kullanımda kullanılmaktadır. Su ile taşınan hastalıklar, 5 yaşındaki çocukların hayatını kaybetmesinde, sıtma, zamuk ve AIDS'in hepsinin toplamından daha fazla ölüm oranına sahip. Gelişen ülkelerde tüm hastalıkların %82 su ve sıhhi temizliğin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Güney Afrikalı kadınlar ve kızlar her gün toplamda 16 defa aya gidip gelecek kadar bir yolculuğa sadece su taşımak için geliyor. İsrail atık suların %86'sını artarak yeniden kullanıyor. Bu bakımdan dünyada birinci. İkinci sırada ise %19 ile İspanya geliyor. 5 ile 15 milyon ton plastik her yıl ırmaklar ve denizler yoluyla okyanuslara karışıyor. Yapılan araştırmalar 2050 yılında su kaynaklarında plastiklerin ağırlığının balıklardan daha fazla olabileceğini öngörüyor. Tabii sulak alanlarından da bahsetmemek olmaz. Ekolojik doğal döngü zincirinin önemli halkasıdır sulak alanlar. Sulak alanlar flora ve faunanın yaşam ortamlarıdır. Yeryüzündeki su rejiminin merkezidir. Ekonomik bir değerdir. Sulak alanların kaybı, çevresinde yaşayan yerel halkın geçim kaynağını da yok edeceğinden ülke insanının geleceğini tehdit etmektedir. Sulak alanlar turizm gelir kaynağıdır. Son yıllarda tüm dünyada gelişen ekolojik turizm,
bir olgu haline gelmiştir. Sulak alanların korunmasının ülke ekonomisindeki vazgeçilmezliğini unutmamalıyız. Bodrum Yarımadası'na geldiğinizde yarımadamızda kontrolsüz açılan kuyular ve kontrolsüz şekilde çekilen yeraltı tatlı su kaynağı hızla yerini tuzlu suya bırakmaktadır. Bu Bodrum Yarımadamızın hızla çölleşmeye doğru gidişini hızlandırmaktadır. Kısa anlatım ile eğer önlem alınmaz ise Bodrum Yarımadası çölleşmeye doğru hızla ilerlemektedir. Su yok ise barış da yoktur. Barışın geleceği suya bağlıdır. Teşekkür ederim. Değerli basın mensuplarımız, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu adına kısa bir sunum yapacağım. Esasında sunum öncesinde bir sevgili Yaşar Antep uyarmıştı, uzun bir şey olmasın diye, ama çok kısa tutmaya çalışacağım. Öncelikle içinde yer aldığımız Akdeniz havzası, yanımda ifade ettiği gibi iklim krizinden en çok etkilenen bölgeler arasından sıcaklık artışı 1.54 santigrat derece şimdiden bulmuş durumda. Bu değer küresel ortalamanın 0.4 santigrat derece üzerinde. Tahminlere göre Akdeniz havzasının ısınmanın yıllık bazda küresel ortalamanın %20, yaz aylarında ise %50 gibi üzerinde olması öngörülmekte. Yağış rejimindeki değişimle yağışların iyimser senaryoya göre %6.3, kötümser senaryoya göre de %19.9 azalması söz konusu. Akdeniz bölgesinde buharlaşmanın da %15 ila %30 arasında artması beklenmekte. Bu şartların su varlığımızı çok olumsuz yönde etkileyeceği ortada. Doğal olarak bu durumun kaçınılmaz bir şekilde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları da beraberinde getireceği, barışı da tehdit edeceği açıktır. Ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler arasında, ancak hızlı kentleşme ve nüfus artışı, son yıllarda yaşanan kuraklıklar ve temiz su kaynaklarının kirlenmesi sonucu su fakiri ülkeler arasına hızla katılmakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Bodrum'un ekonomisi önemli ölçüde turizme ve turizmden beslenen diğer sektörlere bağlıdır. İklim kriziyle baş edebilmenin yolu, çeşitli sektörlerin olumsuz şartlara maruz kalma boyutunu azaltıp, iklim değişikliğinin hayatın akışını değiştirmeyeceği şekilde uyum sağlamak olacaktır. İklim krizi konusunun çok boyutlu olduğu ortada. Bodrum için çok önemli olan su konusu üzerine odaklandığımızda ve yaşanan sorunları irdelediğimizde iklim krizini yaratacağı olumsuz şartlara da uyum sağlayabilmek için bir master plan çalışmasıyla elde edilebilecek çok boyutlu, bütüncül ve fizibilitesi yapılmış çözümlere ihtiyaç vardır. Bu çözümler çeşitli kullanıcı gruplarına göre kişi başı su kullanımı, açığa çıkan atık su, kirlilik yükleri, mevsimsel nüfus projeksiyonları, imar planı verileri gibi bilgilerle ancak master plan seviyesinde yapılacak çalışmalar sayesinde ortaya konulabilir. Bir diğer önemli husus yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız ile ilgili güncel nitelik ve nicelik bilgileridir. Su kaynaklarımız ile ilgili yeterli hidrojeolojik, hidrografik, oşinografik ve biyokimyasal veriler olmadan doğru mühendislik çözümleri elde edilemez. Bu konudaki eksikliklerimizi gidermenin yolu da master plan seviyesinde ele alınacak saha ve arşiv araştırmaları ile ilgili bilimsel çalışmalardır. Bu çalışmaların sonunda üretilecek çözümler sürdürülebilir olmalıdır. Kısa bu girizgahtan sonra Bodrum'un suyu konusuna girmek istiyorum. Bodrum su kaynaklarına oldukça fakir bir kenttir. Bu nedenle suya erişim, kayıp kaçak miktarı, atık suların geri kazanılması, su tasarrufu çok ciddi alınması ve radikal adımlar atılması gereken bir konu olarak karşımızdadır. Her ne kadar su konusu bir master plan çerçevesinde ele alınması gereken bir konu olsa da durumun vahameti nedeniyle ivedilikle yapılması gerekenler vardır. Bunların en başında DSİ ishali hattı konusu geliyor. Sık sık patlayan DSİ ana ishali hattı nedeniyle su kayıplarına, onarım sırasında su kesintilerine, yaşanan maddi manevi kayıplara tahammül kalmamıştır. Artan su ihtiyacı dikkate alınarak daha büyük miktarda su iletebilecek, bölgenin coğrafi koşullarına göre yapılacak yeni bir projeyle ishali hattı ivedilikle yenilenmelidir. İkinci önemli başlık kayıp kaçak oranıdır. Gerek ishali hattı gerekse su şebekesindeki diğer unsurlardaki kayıp kaçaklar azaltılmalıdır. Muski faaliyet raporlarına göre Muğla geneli için verilen kayıp kaçak oranı %43-%44 seviyelerinde bildirilmiştir. Bodrum gibi su fakir bir kentte
bu oranların çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz Bodrum'daki bu patlayan borular sebebiyle. Kayıp kaçakla ilgili bu oranlar kabul edilebilecek seviyeler değildir. Bu mertebede bir kayıp kaçak ile hiçbir su temin yatırımının tespitesini sağlamak mümkün değildir. Yönetmeliklerde 125'e kadar kayıp kaçak oranı makul sayılmaktadır. Ancak Bodrum'da olduğu gibi çok ciddi su temini yaşanan yerlerde bu oranın %15-20 bandına çekilmesi gerekmektedir. Başta Kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere bu oranı %10'un altına indirebilen ülkeler vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bile bu oranın %20'nin altına çekebildiğini raporlamıştır. Hedefini de %15 olarak belirlemiştir. Böyle sonuçlar elde etmek elbette kolay değildir. Bunun için çok etkin bir basınç yönetimi ve SCADA sistemi uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. Baraj konusu sık sık gündeme gelmektedir Bodrum'la ilgili. Su temini konusunda Milas yöresinde Bodrum'un güncel ihtiyacına cevap verebilecek baraj veya yeni baraj projeleri mevcut değildir. Bodrum'a su temini sağlayan Geyik Barajı, yöredeki madencilik faaliyetleri nedeniyle risk altındadır. Ayrıca iklim krizinin etkileri hissedilmekte ve mevcut Geyik Barajı ve Mumcular Barajı su seviyeleri her yıl daha düşük kaydedilmektedir. Bu oran, bu yıl Ocak ayı sonu itibariyle Geyik Barajı'nda %56, Mumcular Barajı'nda ise %15 seviyelerinde tespit edilmiştir. Barajların Bodrum'un suyu için bir çözüm olamayacağı ile ilgili çok fazla şey söyleyebiliriz. Özetle yeni yapılması gündemde olan barajlar için rasa sürenin yetersizliği, imalat ve su tutma sürelerinin uzunluğu, yüksek maliyetleri, ömürleri, bölgenin karstik yapısı, alabileceği su miktarının yetersizliği, bölgenin su havzalarına verebileceği zarar, yağış rejiminin değişmesi nedeniyle mevcut barajları dahi dolduramıyor olmamız, iklim krizi nedeniyle artan buharlaşma kayıpları gibi sebepler baraj çözümünden bizi uzaklaştırıyor. Bu bölümde su hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler vermeye çalıştım ama sevgili Sema'ya zaten onları verdi. O yüzden buralara atlıyorum. Bizim su çalışma grubu olarak özellikle üzerinde durduğumuz konu Ekin Ambarı suyudur. Bodrum'a su arzı konusunda en hızlı ve doğru çözüm budur. Yöredeki ölçümler 90'ların sonunda başlamıştır. 2001 yılında TÜBİTAK'ın bir raporu vardır. 2005 yılında ise İstanbul Üniversitesi'nin bir çalışması vardır. Bölgenin tüm hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikleri bu çalışmalarla tespit edilmiştir. Ekin Ambarı'nda 5000 litre saniye kapasiteli bir su potansiyeli mevcut. Bunun 1000 litre saniyesi DSİ tarafından buzkeye tahsisi yapılmıştır. Tuzluk oranı binde 6-7 mertebelerinde, deniz suyunun binde 37-35-37 civarında olduğunu düşünürsek yaklaşık %20 nispetinde daha az tuzluluk oranına sahiptir. Deniz suyuna nazaran çok daha kolaylıkla ve ucuza arıtılabilir. Ayrıca arıtma tesisinin atık su tuzlu sularının bölgenin karstik yapısına geriye basılması veya bölgedeki tarla balıkçılığına verilmesi imkanları vardır. Ön çalışmalarımız göstermiştir ki Ekin Ambarı'na yapılacak yatırımla yılda 31,5 milyon metreküp su temin etme imkanı vardır. Bu 1000 litre saniye tahsis için geçerli. Bu tahsis daha da artarsa daha fazla su alabilme imkanınız vardır. Yapılması gereken Ekin Ambarı suyu için çalışmalara vakit kaybetmeden başlanılması ki proje aşamasına bir an önce geçilmesi. Su çalışma grubumuzdan Vahap Samanlı Bey, İnşaat Yüksek Mühendisi abimiz, bu konuda çok kapsamlı bir fizibilite raporu ön çalışması yapmıştır. Barajla ilgili, bu Ekin Ambarı suyuyla ilgili bir kısa karşılaştırma söz konusu, onu da buraya yansıtmak istedim. Barajın yapımı 7-8 watt'tan bazen 10 yılları falan bulabiliyor. Ekin Ambarı suyunu 1-2 yıl içerisinde alabiliyoruz. Hatta burada aramızda inşaat ve çevre yüksek mühendisi Hasan Paçal abimiz var, çalışma grubumuzun üyesi. Kendisinin tezi, yani bunun doğrudan dahi verilip şebekeye paçal olarak, diğer sularla karıştırılarak direkt Bodrum'a verilebilmesi, hiç olmazsa 6-7 milyon metreküp suyun bir an önce şebekeye bu kanaldan, bu kaynaktan verilebilmesi imkanı vardır.
Bodrum Barajı biliyorsunuz çok tartışıldı. Bize Bodrum'a vermeyi planladıkları miktar 13.17 milyon metreküptü. Biz oysa az önce ifade ettiğim gibi buradan 31.5 milyon metreküp su alabileceğiz. Barajın maliyeti o günkü ÇED raporunda yansıyan rakamları dolara çevirip baktığımızda 78.7 milyon dolar gibi bir maliyeti söz konusuydu. Biz oysa 50 milyon dolara iki nambara suyunun fizibilitesini sadece tesisin fizibilitesini Vahbi'nin raporlarında görüyoruz. Bu ara Muski'de buradaki yatırımın daha da az aşağı, daha da aşağıda yaklaşık 33 milyon dolarlar mertebesinde yapılacağıyla, yapılabileceğiyle ilgili bir çalışması vardır. Bir de güvercinlik içme suyu arıtma tesisine ne saatede önemli? 40 kilometre bir tanesi, bir tanesi 20 kilometre yani ishal hattından kavuşup Bodrum'a taşıyabilmek için suyu. Deniz suyundan arıtma da biliyorsunuz gündemde olan bir konu son günlerde. Ancak iki nambarı su imkanı varken hem ilk yatırım hem de işletme maliyetleri iki nambarına zarar neredeyse iki kat fazla olan deniz suyunun arıtılmasına öncelik vermememiz gerektiğini bize söylüyor. Kaldı ki deniz suyu arıtılırken oluşacak atık su çok daha tuzlu olacağı için yaratacağı olumsuz etki denizin ekosistemini tehlikeye sokabilecektir. Atık su geri kazanımı da bizim için çok önemli. Atık suların geri kazanılması hiçbir zaman olmadığı kadar önemli. Ancak bunun için öncelikle arıtma işleminin standartlara uygun olarak yapılması gerekmekte. Yarımadamızda yapılan yeni ileri atık su tesisi yatırımlarının toplam kapasitesi 114 bin metreküp günlük sahip seviyelerinde. Günlük kullanma suyu ihtiyacımız Bodrum'da 130 bin ortalamasını söylüyorum. Mevsimsel değişiklikler olabilir. 130 bin metreküp suya ihtiyacımız var. Bunun önemli bir miktarını bu ileri atık su arıtma tesislerinden geri kazanabileceğimiz sularla karşılayabiliriz. Adil su kullanımı hakkında da çalışma grubu olarak önemsiyoruz. Muski ile yaptığımız görüşmelerle Muski bu konuda 3 kademeli su tarifesine geçerek önemli bir adım attı. Gerektiğinde bu parametreyi herkesin daha az su tüketmeye yöneltmek için bir araç olarak kullanılmaktan çekinilmemeli. Bodrum'daki havuzlarda yaklaşık 4,5 milyon metreküp su kullanılıyor. Turizm tesisleri dışında havuzlar kısıtlanmalı, çim alanlar kısıtlanmalı, peyzaj alanlarında az su isteyen bitkiler tercih edilmeli, yağmur hasatı mutlaka yapılmalı. Bu hususta da çalışma grubumuz Bodrum Belediyesi ile gündem oluşturacak bir talepte bulunmuştu ve bu konu Bodrum Belediye Meclis gündemine geldi ve bir karara bağlandı. Son olarak su tasarrufu ile ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Hepinizin dikkatini çekmek istiyorum. Bizim doğrudan tükettiğimiz su kişi başı işte 200-250 litre diyebiliriz. Yani bazı ülkeler bunu 100-150 litre düşürmüş vaziyette. Ama biz dolaylı olarak da çok fazla su tüketiyoruz. Yani kişiler, insanların kilolarının 100 katı, ağırlıklarının 100 katı su tüketiyoruz. Yani 70 kilo bir kişi günlük 7000 litre yaklaşık dolaylı su tüketiyor. Nasıl tüketiyoruz bu suyu? Burada çok çarpıcı bir örnek var. Yarım litre bir pet şişeyle su içtiğinizde 5 litre aslında o pet şişenin imalatı için harcanmış olduğundan 5,5 litre su tüketmiş oluyoruz. 1 kilo bir biftek yendiğinde 15.455 litre su tüketmiş oluyoruz. Bir hamburger yendiğinde 2400 litre suyu birdenmiş olmuş oluyoruz. Bir tişört, bir gömlek satın aldığınızda o gömleğin, o tişörtün üretilmesi için 2700 litre civarında su tüketildiğini bilmemiz gerekiyor. Yani biz sadece kullandığımız suyun tasarrufuna değil, kullandığımız her şeyin, gıdaların, kıyafetlerin, işte eşyaların ne satın alıyorsak, ne kullanıyorsak onların da tasarrufuna dikkat etmeliyiz. Benim de sunumum burada bitiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorusu var galiba. Su değil de mikrofonun su gönü herhalde en çok konuşması gerekenler su mühendisleridir. Bu hakkı bana tercih edersiniz mutlu ediyorum. Efendim benim adım Hasan Paça. İnşaat Yüksek Mühendisi kısmında çevre mühendisi. Eskiden çevre mühendislikleri yoktu. Bizler yapıyoruz bu işleri. Ben 28 yıl devlet su işlerinde Üsküdar kanalında 16 yıl olmak üzere tamamen su projelerinde çalıştım. İstanbul, Bursa, Urfa vesaire gibi. Sonra da 14 yıl yurt dışında
En sonunda İslam Kalkınma Bankası'na İran'da büyük bir projenin danışmanlığını yaparak mesleğime son verdim. Bu Bodrum'a geldim. Şimdi ben bir kere bu iklim değişikliğine falan inanan biri değilim. Benim kendi çalışmalarıma göre dünyanın ekseni 3,5 derece kaydı. Bu rutin bir olay. İklim değişikliğiyle bundan dolayı vurgulanıyor ama arkasında başka olaylar var. Başka ekonomik ve sosyal, global olaylar var. O nedenle ben ona inanmadığım gibi söyleyeyim. Ondan sonra bir su sıkıntısından bahsediliyor. Türkiye'de aslında su sıkıntısının temel nedeni doğudan batıya olan göçlerdir. Bizim doğu bölgelerimizde dev barajlar var. Birçok hidroelektrik santralının elektrik üretimine ayrılmış durumdadır. Ama batıdaki bu su sıkıntısı arttıkça ve geri dönüşüm veya da güneş enerjisi, rüzgar enerjisinden faydalanma oranı arttıkça bu hidroelektrik santralları yavaş yavaş yolda dışı kalarak içme suyuna, kullanma suyuna çevrilecektir. Bakın bugün petrol ta Rusya'nın nerelerinden Avrupa'nın nerelerine doğal gaz, petrol iletiliyor doğru hatlarıyla. Yakın bir gelecekte de bizim Doğu Anadolu'daki dev barajlarımızda Ege'ye kadar boru hatlarıyla bu su getirilecektir. Ama bu göçün muhakkak önlenmesi lazım. Sıkıntının temel kaynağı bu. Ortalamaya vurduğunuzda Türkiye su fakiri bir ülke olarak gözüküyor ama bölgesel olarak düşündüğünüzde Doğu çok su zengin bir ülke, Batı gerçekten çok fakir bir ülke. Bunun ötesinde politikaya girmesin ama Trakya bölgesinde yapılan tahribatlar Trakya bölgesinin su kaynaklarını yok etmeye yöneliyor. Bu da ayrı bir olay. Yani biz bir taraftan su, 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 su diye bağırıyoruz ama öteki taraftan da suları hem kirletiyoruz hem yok ediyoruz. Bakın size çok tipik bir örnek vereceğim. Bursa arıtma tesislerini yaparken bir tepenin yanındadır o. Yanında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tesisleri var. Bize geldiler, bize bir kuyu açabildiler. Bizim jeolog arkadaşlar incelediler. Buraya kuyu açamayız dediler. Niye? Bu Uludağ'dan gelen kaynak sularını, termal suları mahvedebilir. Yok, yok. Tamam. Açtık kuyuyu. Gitti sular. Bir çatlaktan termal sular gitti. Bugün ben gerçekten şüpheliyim Bursa'daki termal sular gerçek termal su mudur değil midir diye. Şimdi bu olayın bir cephesi. Bodrum'a gelelim. Bodrum su projesi baştan aşağı hatalarla baştan aşağı. DSE'nin, ben DSE'li olarak söylüyorum. DSE'nin hatası var. Bugüne kadar gelen bir belediye başkanı hariç Tuğrul Bey çok doğru işler yapmaya çalışmış ama bir yere kadar gelebilmiş. Diğerlerinin büyük hataları var. Muski büyük hata içerisinde yeterli kadrolar ve tecrübelere sahip değil. Bütün bunları birleştirdiğimizde Bodrum'un su sorunu bitmez. Bu yaz zaten büyük bir geleceğim sözüm. Müsaade ederseniz bitireyim ben. Bir şey demedim. Ya yok, el kaldırıp el kaldırıp duruyorsun. Nasıl vereceğim ben de. Bugün senden sonra sana bana gelsin. Ha, bugün su günü herkesin konuşma hakkı var su konusunda. Bir kere bu şebeke baştan aşağı yenilenmeli. Gürol Bey basın sistemi filan dedi. Doğru söylüyor basın sisteminde ama şehir büyüdükçe bir saplama. Şehir büyüdükçe bir böyle su şebekesi olmaz. Bu patlamaların filan da önüne kimse geçemez. İster borular bugün baştan aşağı değilsin, yeniden isterseniz çelik boru kullanın, bu patlamaların önüne geçemezsiniz. Çünkü Bodrum apik bir bölge. Dağlar, tepeler, inişler bunlara basınç zonları, basınç bölgeleri oluşturarak tek tek ayrı ayrı beslemeler yapmanız lazım. Bakın Bursa böyledir. Bursa'da 3 ayrı besleme hattı vardır kodlara göre. Hiçbir şey de olmaz, tıkır tıkır çalışıyor. Bodrum'da bunun yapılması lazım. Ne zaman yapılır bunlar? Kim yapar bunları? Bunları ben bilemem. Birilerinin yapması lazım. Bodrum'un gelecekteki 3 yıl, 5 yıllık suyu
değil, Bodrum'un 25 yıllık Türkiye'de her içme suyu projesinin başında bir acil kelimesi var. Çünkü insanlar olay kapıya, sorun kapıya dayanmadan soruda çözüm aramazlar. Bugün Bodrum'da aynı şekilde acil su. Oradan 1 litre su, buradan 5 litre su, buradan böyle içme suyu temini olmaz. Yeni seçilecek başkanlar, yeni gelir mi gelmez mi bilmem, su yöneticileri falan bunların hepsinin aklının başlarına alması lazım. Böyle bir su yönetimi olmaz. Bodrum'un temel sorunu da sudur. Yoksa Bodrum çöker. En acil de Ekim ambarıdır. Hiç beklemeden bugün başlasanız 1,5-2 yıllar önce doğru dürüst o suyu Bodrum'a veremezsiniz. Bu bir. İkincisi, ve bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Biraz yaşlandık artık, toparlayamıyorum. 74 yaşına geldim. Maşallah. Su savaşı. Bakın. Güneydoğu Anadolu bölgesinde veya Doğu Suriye'de olarak dolaşan olayların temel nedeni su savaşıdır. Bizim GAP bölgesi, Amik Ovası, Aras Nehri'nde suladığı bölgeler filan bunların hepsi hedef bölgelerdir. Tarımsal olarak muazzam bir potansiyele sahiptir ve hedef haline gelmiş eski Mezopotamya'nın yaratılmasına çalışıyor bazı Amerika işte diyelim ismi. Büyük güçler. Büyük güçler diyelim. Onun için de gerçekten suyumuza sahip çıkalım ve Bodrum'u lütfen böyle susuz bırakıp şey yapalım. Bir de su, gelen suların analizlerine bakın. Yani sularda o kadar büyük kirlilik var ki musluklarınızdan akan sudan. Çamaşır makineleriniz çalışmıyor, bulaşık makineleriniz çalışmıyor. Bu suyu ağzınıza bile sokmayın. Bakın ağzınıza bile sürmeyin bu suyu. Evet. Doğru mu? O doğru fikir değil. Tabii sürmeyin. Ben arıtmacıyım ya. Ben su mühendisiyim. Kaymakam şey diyor. Bu devlet sırrıdır diyor. Ya ne devlet sırrı beyefendi? Yani ne devlet sırrı mı olur? Halkın sağlığının devlet sırrı mı olur yani? Burada çocuklar var, yaşlılar var bizim gibi. Ya Allah korusun bir hastalığa yakalarsak sorumuzun neresi olduğu belli yani. Çok ciddi konulardır bunlar. Yabana atmayın. Bir salgın çıksa nelere varır bu işin sonu? Onun için lütfen yani vatandaş olarak, basın olarak bu su analizlerinin üzerinde ciddiyetli durun lütfen. Belediyenin veya muskinin bunları aylık olarak değişik noktalar, musluklardan, akan musluklardan alacak. Gelip arıtma tesisinden değil. Yani değişik bölgelerde evlerin musluklarından alarak analiz edecek bu suları. Oradan ne akıyor bir görelim. Borulardan kanalizasyon kaçağı mı vardır? Yoksa başka bir kaçak mı vardır? Patlıyor borular içerisine neler giriyor tamir edildikten sonra. Bunlar şaka işi değil. Bunlar ciddi sağlık sorunları. Klor veriyorsunuz. Klorun zararları 15-20 yıl sonra çıkar. Bu yüzme havuzlarına giren vatandaşları da uyarıyorum. Ben kendim su mühendisi olarak asla yüzme havuzlarına girmem. Klorla dezenfekte edilen yüzme havuzlarına girmem. Çünkü onlar 10 yıl, 15 yıl sonra kesin kanser yapar. Bakın çok açık söylüyorum. Bodrum'da herkes havuz. Ya mis gibi deniz var burada sağlıklı. Hocam biz suyu rakıyla söndürüyoruz. Ha o ayrı bir teknoloji. O ayrı bir teknoloji. Ona ben karışmıyorum. Ben çünkü o teknolojiyi kullanmadığım için. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar ama lütfen basit bir tam oldu. Bu işi ciddiye alsın. Bu bir sağlık sorumludur. Kısa rica ediyoruz. En az 1/3 kadar. 1/3 kadar. Ayağa kalkmanızı rica ediyoruz. Vakit tuttum. Sayın Hasan Bey'in 1/3 kadar konuştum. Sesim geliyor. Ben matematik mezunu üzerine bilgisayar mühendisliği master yapmış bir kişiyim. 45 yıl fiilen bu dünyada çalıştım. Son 20 yılım su atık su üzerindeki hizmetlerde geçti. Türkiye'deki 3 tane su özelleştirmenin projesini yaptım. Biri Silivri Belediyesi, Kumsaka Belediyeler Birliği en son
Gülük Belediyesi özelleştirme hareketi. En sonunda İzmit Kocaeli Belediyesi'nin Yuvacık Barajı'nda günde 500 bin ton su arıtan arıtma tesisinin genel kurulunu yaptım. 2015 yılında buraya geldim. İlk işim Doğu Belediye'ye gidip ben Bodrum'a yerleştim. Benim beynimde tonla bilgi var, lütfen benden fayda var. Önce sizin konumuzu çevre daire başkanlığına arkadan Moskova'ya gittim. Hatta Gürol Bey'i tanıyordur diye yanıma aldım gittim. Baki Bey'le. 2015'ten bugüne kadar belki 10 defa gittim. 2009'da ilk defa Kocadom'a sundum Ekin Ambarı projesine. 2015'ten itibaren defalarca proje yaptım, götürdüm. Gürol Bey'le beraber gittik. Ekin Ambarı suyu kaça patlar, nedir ne değildir diye. O günden bugüne kadar geldim, ses yok. Halitik çözümlerle bu iş olmaz. Hasan Bey'in dediği gibi ben işte nereden baksam 10 yıla yakındır bağlanıyorum. Bilimin zevresinde artık Ekin Ambarı yazıyor. Ekin Ambarı'daki suyun özelliği şu. Yorul Bey dedi ki 68 miligram litrede bir tuzluk oranı var. Bu denize göre işte bir altıda bir daha şeydir su. İster denizden arıtmaya, ister Ekin Ambarı'ndaki suya yapacağınız yatırım aşağı yukarı aynıdır. Buradaki rakamlar da çok fazla. Çünkü beraber gittiğiniz zaman 1000 litre saniyesine benim verdiğim, ben yapabilir değil, sağdan soldan toplayıp buna yapın, yaptırın, bu parayı ödeyin ya da birini yapıştırıyla verin diye verdiğim rakam 18 milyon eurodur. Ve şöyle bir gerçek de var. Dünyada teknoloji olarak iki konu aşırı hızlı fiyatları düşürür. Bir, güneş enerjisi. İki, arıtma tesisi. Özellikle temiz arıtmalarda. Bu reverse osmoz dediğimiz ya da UV daha tesirlidir. Buradaki hadise denizle su arasındaki temel fark, yani denizi hiç düşündürmeyecek temel fark şudur. 100 birim deniz suyuna 100 birim elektrik harcayarak arıtırsınız. Denizden 100 birim suda 50 birim kullanmaya alabilirsiniz ve 50 birim denize geri verirsiniz. Ekin Ambarı'nda 100 birim suyu alırsınız, 100 birim elektrik harcarsınız, 25 birimine geri verirsiniz, 75 birim kullanılır alırsınız. Bu ne demek? Denizden aldığınız suyun metreküpünde Ekin Ambarı %50 daha ucuzdur. Ha. Dolayısıyla denize filan düşmenin anlamı yok. 2009'da ben Kocadon'a götürdüğüm zaman yanındaki Alaniye Mustafa abinin projesini hemen yapalım dediler. Esas çıktı, biz 10 tane denizi yanımadan etrafına denizden örtme yaparız. Daha kolay, 10 taneden daha farklı eylem var onlar. Hepimiz biliyoruz bunun ne olduğunu. O yıldan beri bu Ekin Ambarı çıkmıyor. Ekin Ambarı'nın içindeki suyun analizine dahi yaptırarak yurt dışından insanlar getirip bunun kaça mal olacağını projesini yaptırıp Fatih Bey'in önüne sundum. Sonra da Ali Tekkaya Bey'in önüne sundum. Yok. Sonra geldim dedim ki esas bir problem Geyik Barajı'nın suyunu getiriyorsunuz, güvercinlikle arıtıyorsunuz. 200, 300, 500, 1 milyon nüfusa geliyorsunuz. İzmit Barajı'ndaki arıtma tesisinde görev alırken 8 kişi çalışıyordu. Arıtma tesisindeki laboratuvarda. Günde 5 defa giriş suyu analizi yapılır, 5 defa çıkış suyu analizi yapılır. Bu insan sağlığı. Ta Geyik'ten geliyor, ne geldiği belli değil. Artekin 2007'de yaptığı projede verdiği proje detayları çerçevesinde arıtma yapılıyor. Arkadaşlar alıp götürdüm konsey üyelerine. Görün bu arıtmayı diye. Hani nerede? Laboratuvar yok. Bir tane pH metre var. O kadar. Arkadaş 500 bin kişiye su veriyorsun sen burada günde 40 bin litre olarak.
2002-27 galiba, hatırlamıyorum, çok sinirlendiğim için. İhaleye çıktı Moskova. İrani, Karamiza, arıtma tesisinin çıkış sularını ihaleyle vereceklerine alacak gidecek adam tahmini yaptıracak, geri getirecek. Evet efendim, böyle yaparsın, böyle der. Bu arada sen yedin 40 bin ton, nasıl su olduğunu bilmediğini. Olacak şey yani. Bunu da ifade etti. Bunlar da bitiriyorum hepsini. Sana ayrıca tek bir şey söyleyeceğim. TÜMOB'un 27 Ekim 2009 tarihli toplantısında ertesi gün 28 Ekim 2009'da basın toplantısı yaptınız. Evet. Orada dile getirdiniz. Üçüncü sınıf su nasıl bu arıtmada arıtılacak diye. Bize mühendislikten attırmaya kalktılar efendim. Evet. Yani ondan iki ay önce de yine bir Milas Ticaret Odası yaptığı toplantı Yeniköy Termik Santralı'nın barajının tesisinin kimya mühendisi İbrahim Darı Bey, biz bu suyu arıtmaya çalışıyoruz, bu su bizim tesisi rezil ediyor diye. Şimdi siz o tamam, tesise kimyasal arıtırsan ama insan sağlığına girmez bu. İkinci sınıf bir arıtma tesisidir. Yani fiziksel kimyasal arıtma yapan konvansiyonel bir arıtma tesisidir. Güvercini. Siz buradan üçüncü sınıf, hatta dördüncü sınıf suyu arıtamazsınız. Ben hem konseye hem Bodrum İşletme Müdürü Oğuz Kağan Bey'e, Oğuz Kağan Bey rica etti bunu yayma Mustafa bana der, ben yukarıyla görüşüm, ondan sonra ne yapacağımıza karar verir. Aydın Menderes Üniversitesi'nin kimya bölümünden bir kızımız akademik bir çalışmada Geyik Barajı'na besleyen Sarıçay üzerindeki feldspat tesislerinin fiziksel ve kimyasal etkileri diye test hazırladı. Bu test üniversitede kabul edildi. Arşive kondu. Yani gidip onu kullanabilirsiniz. Kız bir yıl boyunca 10 noktada her ay numuneler alıp hem akredite olmuş bir laboratuvarda hem de üniversite laboratuvarında analizlerini yaptırarak, analizi yaptırdığı üniteler de belli. Ve sonuçta zaman zaman dördüncü ama geneliyle üçüncü sınıf bir sudur diye rapor veriyor. Siz bunu arıtamazsınız. Usta Bey, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Hasan abi geçti. Ben teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum Bodrum Kent Konseyi'ne. Gerçekten çok değerli çalışmalar. Ben 20 sene Fransa'da yaşadım. Orada İngiltere Birleşmiş Milletler'de bu tür konularda her zaman konferanslara katıldım, enerji fuarlarına katıldım. Burada bana göre en büyük sorun oradaki 3 tane termik santral. Oradaki termik santraller ne yapıyorlar? Binlerce ağacı kesiyorlar, oradaki toprakları yeniden oynatıyorlar. Oradan çıkan kömürle de o kömürleri yakıp o çevreye büyük bir karbon monoksit dağılımı ve çevreye büyük zararlı olan olaylar. Oradaki çevreyi mahvediyor, oradaki suları kullanıyor. Bakın, her bir termik santralin bir tanesi 3,5 milyon metreküp su harcıyor yıllık. Yani 3 tanesinden tahmin edersiniz ki 10 milyon metreküp orada su, orada ziyan oluyor. Sadece yatağın evet. Ve Yeniköy termik santralinin toplam 30 milyon metreküp su harcıyor. Evet, sizin de tahmin ediyorum, siz de bunları görüyorsunuz. Yani bence ilk başta yapılması gereken oradaki 3 tane termik santralinin kimler yönetiyorsa bilmiyorum. Onların bir şekilde daha doğa dostu enerji kaynaklarına yönelmeleri gerekiyor. Siz oradaki kömürleri yıkarken hem karbon monoksit salgılıyorsunuz hem suyu tüketiyorsunuz. Ayrıca bu soğutulan sular tekrar doğaya salınıyor. Yani buradaki hiçbir baraj, hiçbir o çevredeki hiçbir barajın ya da bir şekillerinde oluşturulursa temiz kalacağına ben inanmıyorum. O sebeple bu termik santrallerin bence mutlaka temiz enerjiye yönelmeleri gerekiyor. Tabii ki sizin barajınız da çok değerli projeniz. Tebrik ediyorum sizi. Size de soruyorum ayrıca bu konuyla ilgili neler yapıyorlar? Yani bir santralla ilgili termik santral çalışıyor mu? Geliyor sesim, geliyor. Şuraya gidip, pardon, buyurun. Ses, tamam.
Tabii ya, termis santral konusu tabii ki burada kusurunda girmedik ama çok konuştuğumuz bir konu. Suların miktarlarını biz bir takım özel yerlerden temin ettik. Oradaki Kenarköy termis santralı denizden su olarak soğutma işlemini yapıyor. Bir miktar da kuyulardan alıyor. Ama Yatağan'daki ve Yeniköy'deki termik santralları tamamen Yatağan'daki yer altından alıyor. Yeniköy termik santralında bir kısmını Geyik Barajı'ndan, bir kısmını gene yeraltı su kaynaklarından, kuyulardan alıyor. Bunu çok dile getirdik. Hatta termik santral konusu açılmışken şunu da öne sürdük. Dedik ki ya buradaki Türkiye'de bir interkonekte sistem var. Buradaki enerjinin üretilmemesi halinde biz elektriksiz kalmayız. Çünkü yapılan tezlerden bir tanesi oydu. Bir istihdam yaratıyoruz, bir de elektrik üretiyoruz şeklindeydi. Bunu ben mühendisler arasında danışarak yaptım. Eski bilgilerimi tazeleyerek bunun görüşünü aldım. Daha sonra da elektrik mühendisler arası ve makine mühendisler arası benim de bu görüşümün üzerine çok kapsamlı bir rapor hazırladı. Soru şu, yani gerçekten bu üç tane termik santral bölgemizde olmasa biz elektriksiz kalmayız. Yani interkonekte sistem sayesinde biz elektrik alabiliriz. Türkiye'nin enerji açığı değil, enerji fazlası vardır. Dolayısıyla dediğim gibi o bölgelerdeki mahvedilen, artık ot bile bitmeyen açık maden sahalarının güneş enerjisi veya ölçümler yapılarak rüzgar enerji santralleriyle oradaki açıktan hesaplamaları, onlarla ilgili bir rapor var. Türkiye'de termik santrallar kaldırılırsa bunların yerine güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yapılırsa ne kadar enerjiyi geri kazanabiliriz, bunu açığı kapatabiliriz şeklinde. Dolayısıyla öyle raporlar da söz konusu. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu salonu 3'e kadar bize tahsis ettiler ve çok az zamanımız kaldı. Çok iyi bir söz almak isteyen birisi varsa alın, verelim ve bitirelim, kapatalım. Teşekkürler. Buyurun. Akşam Bey. Akdoğan Özgezgin, su çalışma grubunun bir ferdiyi. Ben farklı bir boyuttan bakacağım olaya. Konuşmacılar işin sıkıntılı ve vahim tarafını açıkladılar. Bu duruma göre bu süreci yavaşlatmak yerine adeta hızlandıran bir çaba içindeyiz. 2011 yılında ilk defa Devlet Su İşleri Vanayı açmış ve Bodrum'a suyu vermiş. Bakın o tarihte Bodrum Belediyeler Birliği Başkanı basına verdiği demeçte ne diyor? Bodrum Belediyesi ve Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği Başkanı Mehmet Koçadom şunları söyledi. Devletimizin gücü ve mevcut hükümetimizin büyük katkılarıyla bugün Bodrum Yarımadası'nın her beldesine su ulaşıyor. Suyu 15 gündür Yarımada'ya veriyoruz. Yaptığımız denemelerde tabii ki arızalar, patlaklar çıktı. Bunlar çözülecek sorunlar. Bunları biz bir kusur, yanlış olarak düşünmüyoruz. Hizmet gelirken tabii ki aksaklıklar olacak. Bunları da en kısa zamanda gideriyoruz diye söze başlamış. Yıl 2011. Yıl 2024. 2014 yılında Bodrum Belediyeler Birliği ilave ediliyor. Yerine Büyükşehir Belediyesi kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin de bünyesinde ilçelerde belediyeler kurulmuş oluyor. Bakın arkadaşlar, 2011 yılında Devlet Su İşleri'nin yaptığı bu sistem Vanayı açtığı zaman 2012 yılında güvercinlikte öyle bir patlama oluyor ki deprem etkisi yaratıyor. Duvarlar yıkılıyor, arabalar toprak altında kalıyor ve ne yazık ki olur böyle şeyler deniyor bundan bir sene önce Van'a açıldığı zaman. 2014 yılında Osman Gürün Başkan kendisi bizzat geçtiğimiz aylarda demeç verdi. Binlerce kez sistem patlıyor. 2014 yılından 2019 yılında artık MUSKİ dayanamıyor ve Devlet Su İşleri mahkemeye veriyor. Adama sorarlar arkadaşlar. 5 sene sen neyi bekledin ya? 5 sene neyi bekledin? 2011 yılından beri süre gelen bu facia karşısında neyi bekledin? De 2019'da yargıya başvurdu. Peki 2024 yargı ne yaptı? İzzet Bey, bir gelişme var mı? MUSKİ'nin bu davasında ilgili bir sonuç yok.
Evet. Ama duymadık da değil mi? Yani herhangi bir gelişme yok. Şimdi anlatılanlara göre konuşmacılar gerçekten vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu belirttiler. Peki akıl ve bilim ön plana çıkarsa böyle bir vahim durumda aklı senin neyi düşünür? Bu gidişatı yavaşlatmayı düşünür. Size verdiğim örneklerden görüyorsunuz, biz bu süreci hızlandırıyoruz arkadaşlar. Ne istiyoruz biz? Bakın, Hasan Bey ağzınızı almayın bu suyu dedi. Dünyanın gözde turizm beldelerinden biri. Adı ne? Bacasız sanayi. Bu ülkeye döviz kazandırıyor. Allah esirgesin, burada bir salgın hastalığı, bir facia olduğu zaman biz bunu dünya kamuoyu nezdinde nasıl silebiliriz, böyle bir skandalı nasıl yok edebiliriz? Lütfen bu konuda görünen o ki çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, biz sözler 15 dakikamız. Salın. Ben uzun konuşmayacağım. Merhaba arkadaşlar, makine mühendisiyim. Gördüğüm kadarıyla Türk Mühendisliği Var Odaları Birliği şu arada, bu arada konuşan bütün arkadaşların mesleki anlamda üst örgütüdür. Sonra dönerim şudur. Konuyla ilgili olan mühendis arkadaşlarımız Türk Mühendisliği Var Odaları Birliği'nin koordinatörlüğünde su konusunu tekrar ele alıp şekillendirebilirler. Zira bu konuda biraz birlikte başladı. Evet, su mühendisi olması gerek, makine mühendisi olması gerek, inşaat mühendisi olması gerek. Ama ne bileyim, nükleer enerjiyle ilgilenen fizik mühendisi olmasa da olur. Onun için bence burada böyle bir şeyi gündeme getirirsek ve ilave meslek dalları da etkili, ilave bir takım meslek grupları da bu işe katılır. Sonuçta bir çözüme ulaşmak daha kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü üç aşağı beş yukarı hepimizin söylediği şey aynı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar 2009 yılında Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bu konuyla ilgili çok büyük çabalar sarf ettik. DSE'nin yapmış olduğu projenin, CTB borularla yaptığı projenin bu coğrafyaya uymayacağını, bu patlamaların sık sık yaşayacağını daha proje aşamasında söyledik. Dile getirdik. DSE Genel Merkezi'ne gittik. Yapmayın dedik. Bize tek dedikleri şey tehdit etmek oldu. Bizi mühendislikten attıracağız dediler. Sanki diplomayı onlar vermiş bize. Şimdi yapacağımız tabii bu aşamaların üzerinden yaklaşık 17-18 yıl, 20 yıl geçiyor. Biz o zaman da söyledik, bunlar dile getirdim mi? Bodrum'un yapacağı şey, Bodrum'un merkezi alıp 70 kilometre çember çizip ilk aşamada yakın kaynakları kullanmak, değerlendirmek. Sonra ikinci bir çember çizip 200 kilometre, bu yine devam eden planın içerisinde olup uzak kaynakları değerlendirmek. Bunların başında Dalamanca'yı ve Nammanca'yı gelmektedir arkadaşlar. Bodrum'un başka çıkışı yok. Bu daireleri çizip bu dairenin içinde kalan çözümleri mutlaka değerlendirmeliyiz. Denizden öyle tuzlu su arıtmak falan, o maliyetleri bu ülkenin insanları katlanamaz. Suyun tonunu 5 dolara içeriz arkadaşlar. Olamaz. Bu gelen suyun da analizlerini bizzat ben kendim yaptırdım defalarca. Akredite edilmiş laboratuvarlarda. 3. sınıf sulardır bunlar. Karıştırdık %50 geyik barajının suyunu, yeraltı Çamköy suyunun suyuyla %50 karıştırdık. Yine içme ve kullanma suyu kriterlerine uymadı. Doğru söylüyor Hasan Bey. Asla ağzınıza dahi almayın. Sadece bir sılı yani. Evet, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Toplantımızı burada sonlandırıyoruz. Hepinize çok teşekkürler.